Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık son hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz diyet ve beslenme uzmanı Elif Sena Kesmen bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Bizler deyiz. Teşekkür ederiz. Evet, konumuz diyet ve beslenme olunca soracağımız çok sorular var. Seyircilerimiz biraz daha yaklaştı ekranları başlarına. Çünkü en çok ilgi çeken konulardan bir tanesi de bu aslında. Kesinlikle. Başlayalım. Ben ilk sorumu sormak istiyorum. Tabii. Aralıklı oruç nedir? Aralıklı oruç, yani bilimsel adıyla intermittent fasting, son zamanların en çok konuşulan ve en çok araştırılan konuları arasındadır. Hı-hı. Oruç deyince aslında kişi de ister istemez tamamıyla aç ve susuz geçireceğini düşünmekte. Fakat bizim dini oruçtan farkı bu beslenme modülünde kalorisiz sıvı tüketimimize izin verilmektedir. Hı-hı. Ve intermittent fasting aslında açlık ve tokluk olarak birbirini takip eden zaman kısıtlı bir beslenme modülüdür. Yani intermittent fasting bir diyet değil, zaman kısıtlı bir beslenme modülü diyebiliriz. Evet. Peki bu aralıklı orucun saatleri nasıl planlanıyor? Nasıl planlayabiliriz ya da? Şöyle, intermittent fasting yapmak isteyen kişi kendisine uygun bir fast planı seçmelidir. Fast planı dediğimizde aslında aç kalınacak süreyi kişi kendisinin aç kalacağı kısmı seçmektedir. Ve bizim 5 tane fast planımız bulunmaktadır. Dünya üzerinde en çok uygulanan ve tercih edilen fast planı ise 16 saat açlık, 8 saat tokluktur. Yani biraz açacak olursak şöyle mi oluyor? Akşam saat 7'de kestik, örnek veriyorum 7'de yemeğimizi yedik, yani sabah 7, 12 saat, oraya da bir 5 saat, 4 saat daha ilave ettiğimizde yani 11-12'ye kadar bir şey yemeyeceğiz ondan sonra. Aynen, örnek verecek olursak kişi saat 11'de beslenmeye başladığında akşam en geç saat 7'de katı gıda tüketimini sonlandırıyor. Bu aralıkta ise kalorisiz sıvı tüketimi sağlanabilir. Peki kalorisiz sıvı dediniz. Kalorisiz sıvı olarak ne tüketmeliyiz? Su tüketebiliriz. Hı-hı. Su dışında şeker ilavesiz, katkısız çay, bitki çayı, kahve, sebze sularından faydalanabiliriz. Sebze suyu karışımlarından sumatiler hazırlayabiliriz kendimize bu açlık süresinde. Biraz açalım mı bunu? Tabii. Bitki çaylarında kişinin kendi ait sevdiği bitki çayları olabilir. Hı-hı. Bunlar soğuk bitki çaylarından da tercih edilebilir. Tabii altını çiziyorum tekrardan. Şeker ilavesiz, katkısız olmak zorunda. Bunun dışında kahve çeşitlerinden tüketebilirler. Sade kahve, hani Türk kahvesi olabilir, filtre kahve olabilir, americano olabilir. Sebze suyu karışımlarından isterseniz bir örnek verebilirim. Mesela ıspanakla, brokoliyle karışık bir su olabilir. Yüksek A vitamini ve çinko içermektedir. Bu da bizim intermittent fasting yaptığımız dönemlerde vücudun antioksidan açısından ve vitamin açısından beslenmesi olumlu etki sağlamaktadır zaten bizlere. Aslında o açlık süresinde birazcık daha kısıtlı kalıyoruz sıvılarda. Biraz önce de bitki çayları dedik. Tabii ki bütün bitkiler kapsamıyordur bu. Bitki çayı olarak ne tüketebiliriz? Şöyle, kişinin kendi sevdiği bitki çaylarıdır. Zaten bizim intermittent fasting önerdiğimiz ve önermediğimiz hastalık grupları var. Bunun dışında bitki çayları da neler olabilir? Kişi de ödem toplamış olabilir. Bunun için bizim ısır püskül, hibiskus, kiraz sapı çayları içebiliriz. Onun dışında ananas çaylarımız var, şeftali çaylarımız var. Yani kişinin kendisini sevdiği, şeker ilavesiz bütün çayları tüketebilir. Peki hocam, aralıklı oruç diyetinde hangi besinleri tüketmekten kaçınmalıyız? Şimdi intermittent fasting'in biyo yararlılığını arttırmak için bizim intermittent fasting yapan kişilerde bir tık daha geniş açıklamak istersek, insülin direncini azaltması, kilo veriminin olumlu yönde gözükmesi için biz burada beslenmede bir tık bazı şeylere dikkat ediyoruz. Yani yüksek yağlı, yüksek kalorili, şeker, un, nişasta içerikli besinlerden kaçarak protein içerikli, omega 3 açısından zengin, lif kaynaklı besinler tüketebiliriz. Peki aralıklı orucun bilinen bilimsel yararları nelerdir? Aralıklı orucun aslında birçok bilinen bilimsel yararlı olmakla birlikte günümüzde çok fazla araştırmalar yapılıyor. Çünkü birçok hastalıkta olumlu sonuçlar elde edildiği için şu anda hala araştırılmaya devam eden konular bulunmakta. Ama en çok kanıtlanmış konularımızın arasında bizim kan lipid seviyelerimizi düşürmektedir. Bu da kalp ve damar sağlığına iyi gelmektedir. Kolesterolü düşürür, hipertansiyonu olumlu yönde etkiler, iştah metabolizmasını düzenler, buna bağlı olarak metabolizmayı hızlandırır.
midede tokluk hissini süresini uzatmış oluruz bu şekilde. Bunun dışında kemoterapi gören kanser hastalarında kemoterapinin etkinliğini artırmıştır. Son yapılan bir çalışmaya değinmek istiyorum size. Beyinde toksit birikintiyi azaltarak Alzheimer hastalığını engellemek ya da varsa Alzheimer hastalığımız ilerleyişini gerilettiğiyle alakalı bilgiler bulunmakta. Çok güzel. Peki hocam, aralıklı orucun hangi hastalığa sahip olanlar yapmamalı? Daha önce de söylemiştim, önerdiğimiz grup olduğu kadar önermediğimiz bir grupta bulunmakta. O da şunlar: çok zayıf bireyler, yeme bozukluğu olan kişilere biz önermiyoruz. Bunun dışında 18 yaşın altındaki kişiler, gebe ve emzikli kadınlara önermemekteyiz. İleri derecede organ yetmezliği olan hastalarımız, intermittent fasting yapmasını önermiyoruz. Bununla birlikte insülin kullanan hipoglisemi hastalarımız, tip 1 diyabet hastalarımız, biz intermittent fasting yapmalarını önermiyoruz. Peki, aralıklı oruç insülin direnci ve tip 2 diyabete nasıl iyi gelmektedir? Aslında şöyle, ben size fast kısmından bahsetmiştim. Hani aç kalınacak süreden. Şimdi kişi normal zamanda beslendiğiyle fast yaptığı günlerde beslenme süresi ve öğün sayısı arasında bir fark var. Burada vücutta bir dönen bir kan glikoz plazma düzeyimiz var hepimizin bildiği gibi. Burada vücutta daha az insülin salgısı olduğu için besin tüketmediğimizden kaynaklı. İnsülin salınımın azalmasından kaynaklı zamanla kan glikoz seviyesinde de azalma meydana gelecektir. Ama tekrar dikkatinizi çekmek istiyorum. Zamanla kan glikoz seviyelerinde azalma meydana gelmekte. Bu da tip 2 diyabet ve insülin direnci olan hastalarımızda olumlu sonuçlar göstermişti. Zaten bununla alakalı çok fazla bilimsel çalışma yapılmıştır ve bilimsel çalışmalar sonucunda da intermittent fasting'in hemoglobin A1C seviyesini düşürdüğü, zamanla da kan şekeri seviyesini düzenlediği ile alakalı sonuçlara ulaşılmıştı. Çok güzel. Peki hocam, aralıklı oruç örnek beslenme menüsü nasıl olmalıdır? Mesela ben diyelim 8-10 kilo fazlam var benim. Nasıl başlamalıyım? Bu menü nasıl olmalı? Gerçi kişiye göre değişir mutlaka, besin zinciri farklı herkesin çünkü. Yani tabii sizin kan telleriniz, vücudunuzda insülin direnci var mı, ödeminiz var mı? Birçok şey bu konuyu etkilemektedir. Kan telleriniz, kolesterolünüz yüksek olabilir. Hani bunların hepsini bir kenara koyarak tabii ki de bu beslenme planını hazırlıyoruz. Siz kendinize uygun bir fast planı seçiyorsunuz. Örnek verelim sizin üzerinizden. Sabah saat 8'de uyandık. Evet. İki bardak su içebiliriz. Sabah uyandığımızda iki bardak içilen su iç organları aktivite etmeye yardımcı oluyor zaten. Üzerine saat böyle 9.30-10 sularında bir tane sade bir filtre kahve içebilirsiniz. Bu da yağ yakımını olumlu yönde etkilemektedir. Ya da sevdiğiniz bir bitki çayı olabilir. Saat 11'de diyelim beslenmeye başladık. Örnek vererek gidiyorum. 11'deki kahvaltımızda tamamıyla omega 3 açısından zengin, lif kaynaklı, posa kaynaklı besinler tüketebiliriz. Protein açısından zengin. Örnek verecek olursak yumurtanın, cevizin, bademin, zeytinin bulunduğu, peynirin bulunduğu, mevsim yeşilliklerinden maydanozun, domatesin, salatalığın bulunduğu güzel bir kahvaltı edinebiliriz. Tabii ki yanında bir dilim tam buğday ekmeğimizi tüketebiliriz diyebiliriz. Bunun üzerine tabii ki de tokluk evrimiz akşam saat 7'ye kadar devam edeceği için 19.00'a kadar diyelim ki. Burada ara öğün olarak da yine bitki çayı tüketebilirsiniz, kahve tüketebilirsiniz, sebze suyu tüketebilirsiniz. Süt ve süt ürünleri yani ayran, yoğurt, kefir tüketebiliriz. Bunları keten tohumuyla, chia tohumuyla tatlandırabiliriz. Yanında atıştırmalık olarak kuru yemişlerden, kuru meyvelerden faydalanabiliriz. Tekrardan taze meyvelerimizi tüketebiliriz. Fakat taze meyve tüketirken bir tık daha dikkat etmemiz gerekmektedir. Bunun sebebi de biz insülin direncini düşürmek, kan şekeri seviyesini dengede tutmak istiyoruz. Meyve şekeri de fruktoz bir anda şekerimizi yükselttiği için kan şekerini. Bu yüzden biz daha çok da meyve tüketirken yanında süt ve süt ürünlerinden birisiyle beraber tüketmesini öneriyoruz. Akşam yemeğinde ise yine protein ağırlıklı bir et, tavuk, balık, ızgara çeşitlerinden tüketebiliriz. Bunun dışında mevsim sebzelerinden bir zeytinyağlı yemek tüketebiliriz. Yanında yine salatamızla, ayranımızla gayet doyurucu bir akşam yemeği de yemiş oluruz. Çok güzel. Evet, çok güzel. Keyifli, anladık bunu da. Evet.
Eminim seyircilerimiz hemen bu diyeti, menüyü bir uygulamaya başlayacaklar gibi gözüküyor. Aynen, çok iyi. Ben de yazdım aklımda bir kere, fazlalıklarımız var. Peki hocam, hani daha net anlamam açısından hem seyircilerimiz de merak ediyordur. Örnek veriyorum, sabah erken kalktık, bu dediklerinizi yaptık. En son akşam yemeğimizi saat 6'da yedik. 7. Evet, 6-7 gibi yedik. Aynen. Sabah, ertesi gün saat 10'a kadar hiçbir şey yemiyoruz. Sadece sıvı, likit, bu bahsettiğiniz sebze, sıkılmış sebze olabilir dediniz. Şekersiz çaylar ve şekersiz sıvı gıdalar alacağız. Uykuyla alakalı mesela nasıl düzen hocam? Erken mi yatmak gerekiyor tabii ki? Aslında uyku kişinin kendisine özgüdür. Yani şöyle diyebilirim, bir gece amirliği yapan bireyle kullandığı fes planıyla sabah saat 8, akşam 5 arası bir çalışan birinin uyku planı aynı olmuyor. Bu da vücut metabolizmasını değiştirmekte. Bundan ötürü biz çoğunlukla fes planlarını seçerken, hani bahsetmiştim size 5 tane fes planımız bulunmakta. Hani bu fes planlarından birini seçerken uyanık kaldığı süre ve uyku süresine göre kişi kendine özgü ayarlamalı. Yani bu tamamıyla kişinin kendine özgü, zorlanmadan yapabileceği aslında bir beslenme modülü. Tabii işte başkası o planı yapıyor diye ben de o planı yaparsam bu benim için tamamıyla sıkıntı olur. Peki, geç yatıp da geç kalkanlara nasıl bir öneriniz olur? Yani geç yatıp geç kalkanlar eğer kendine uygun böyle bir sirkadiyen ritim uyguladıysa bu zamanla çözülebilir. Çünkü bünye buna alışmıştır. Ama tabii biz bireylerde genellikle saat en geç 12'de uyumalarını öneriyoruz. Çünkü beynimizin de bir dinlenme süresine ihtiyacı var. Burada bir sirkadiyen ritim oturtturmamız gerekiyor. Ve burada gece salgılanan hormonlarla aslında gündüz salgılanan hormonlar farklı. Evet. Hani gece beynimiz ve vücudumuz dinlenmeye geçtiği için doğal olarak burada salgılanan hormonların da vücutta depolanmasını istiyoruz. Metabolizmamız açısından, tatlı ihtiyacını azaltması açısından. Biz daha çoğunlukla hani 12'de uyuyalım. Hani belli haftada, ayda, belli günler tabii ki de hepimiz da olduğu gibi geç uyuyoruz. Ama böyle buna daha dikkat ederek uyuyabiliriz. Hatta uyku problemi olanlara da şöyle bir öneride bulunabilirim. Uyanmak için değil, uyumak için alarm kurulabilir. Yani kişi aslında uyuyacağı saati gördüğünde, alarmı çaldığında benim uyumam gerekiyor diye beyne bir kod gittiğinde aslında ister istemez vücut bunu kendine belli bir süre sonra alıştırmış olacak. Hani su için indirilen uygulamalarda işte bildirim geliyor. Gerçekten kişi su sazıyor. Belli bir süre sonra da aynı şekilde uykuda da etkisi olur. Evet. Şeyi merak ediyorum hocam. Mesela ben makarna yemeyi seven biriyim. Hani bu beslenme planında makarna yiyebilir miyim? Yani daha önce de bahsettiğim gibi hani kişinin kan tahlil bulgularına bakmaktayız. Ve kan tahlil bulgularınıza göre biz size beslenme planı oluşturuyoruz. Evet. Ve siz makarna yemeyi seviyorsunuz. Ben bunu sizden alamam. Yani onu da şu şekilde yapabiliriz. Yani bunu sağlıklı bir hale getirebiliriz. Mesela kendimize salatayla karışık bir makarna yapabiliriz. Makarnamızın marketten alırken tam buğday makarnası tercih edebiliriz. Hani lifli bir gıda olmasını istediğimiz için tükettiğimiz proteinin yanında. Örnek bir tarif de verebilirim isterseniz size. Makarna. Tabii lütfen. Çok seyircilerimizin en sevdiği konulardan bir tanesi. Mesela sade haşlanmış tam buğday makarnasını, tam buğday makarnamız da olsun. Bunun yanında mevsim yeşillikleriyle tazelenmiş bir salatayı beraber karıştırarak, içerisine baharatlarla tekrardan tatlandırarak hem lif almış oluyoruz, hem doyuruculuk hissini arttırmış oluyoruz, hem de bir tabak koca makarna yemektense salatayla beraber karışık bir tabak makarnayla aynı doygunluğu sağlamış oluyoruz. Şimdi bunu anlattığınız iyi oldu çünkü makarna evet yiyebilirsiniz derseniz biz ketçapı mayonezi böyle üzerine sıkarız çatır çatır da yeriz. Yani makarna aslında şey gibi geliyor diyetisyenler konuştuğunda hani asla yenmeyecek makarna, pilav asla yenmeyecek, bulgur işi asla yenmeyecek. Biz Türk insanları yani Türk toplumunda olmazsa olmazı yani hangi yöremize gidersek pilav var, makarna var, bulgur işleri çok yaygın bir şekilde bulunuyor. Bu sebepten ötürü biz bunları insanların hayatlarından kesemeyiz aslında. Evet. Yapmamız gereken şey bizim bunları doğru porsiyonlarda doğru şekilde tatlandırarak tüketmemizdir. Çok doğru. Mesela bu söylediğiniz çok hoşuma gitti. Yani bunları insanların hayatından kesmektense bunu daha doğru yola sokmak. Düşünsenize ben ekmek yemeyi çok seviyorum, makarna yemeyi çok seviyorum. Bir anda hayır ekmek yok, makarna yok. Hayır ekmek var işte tam buğdaylı ekmek. Makarna var işte şu şekilde makarna. Bu çok güzel bir şey işte. Değil diyette. Mi?
Aynen, yani mesela siz diyelim ki sabah bir yufka ekmek, mesela Anadolu'nun ekmeği, hı-hı, arasına yumurta, peynir koyup dürüm yapmayı seviyorsunuzdur. Ben bunu sizden alamam. Ama bunu size gerçekten de kan tahlilleriniz sonucunda, doktorunuzun tanısı sonucunda bir zararı varsa, o zaman ben size bunun nasıl uygulayabileceğimizi, zamanla buna tekrardan nasıl başlayabileceğimizi, hı-hı, anlatırsam daha doğru olur. Tabii. Yani bir anda kesmek... Yani bir bebekten emzik almak gibi yani, oluyor. Kendim şey yapmıyorum, kimseye de yaptırmam. Bir de yasak olunca hem mutsuzluk oluşturuyor. Tabii tabii. Hem yemek isteği daha fazla oluyor. Tabii. Yani bu diyet metodunuz, anlattığınız metot gerçekten de keyifli. Bazı keyifli diyet metotları metot, var mesela. Evet. Onu yeme, bunu yeme, bunu yeme, şunu yeme, bunu yeme, bunu yeme, bunu zaten bunu yemezsem ben ölürüm yani, kilo da veririm yani 15 günde 10 kilo veririm zaten. Hiçbir şey yeme diyor yani. Yani ama ben birazcık şu bakış açısıyla... Yüz çöküyor, vücut çöküyor diyetlerde, ağır diyetler. Şöyle aslında, ben birazcık şu bakış açısıyla bakıyorum. Hepimizin parmak izi farklı. Hepimizin zevki farklı, istekleri farklı. Evet. Herkesin de kendine ait beslenme planı farklı. Kesinlikle. Hani daha demin de örnek verdim. Bir gece amiriyle gündüz çalışan biri nasıl farklı, renk seçimlerimiz nasıl farklıysa, aynı şekilde bence beslenmede kişiye özgü, kişinin sevdiği şeylerle hayat planı oturtması gerekmektedir. Evet, çok güzel. Kesinlikle. Peki hocam, ekmek tüketebiliriz demiştiniz biraz önce. Bir haftada mesela ne kadar ekmek tüketebiliriz? Bir de asitli içecek var mıdır bu diyetimizde? İlk başta ekmekten başlayalım. Tamam. Ekmek sabah kahvaltısında dediğim gibi kahvaltımızın yanında sizin ölçümlerinize, enerjinize uygun, hı hı, seçtiğiniz fes planına uygun. Tabii ki de yanında bir dilim, iki dilim, hani size özgü olarak söylüyorum tabii. Hı hı. Tam tahıl ekmeğimizi tüketebiliriz. Eşki mayalı bir ekmek tüketebiliriz bağırsak mikrobiyotamızı arttırmak, hı hı, için. Ama tabii ki de bir ekmeğin şöyle bir sınırı var, kişiye özgü bir sınırı var. Hani haftada 10 dilim ekmek veya 20 dilim ekmekle sınırlamak gibi öyle bir şey yok bu diyette. Hani tamamen kişiye özgü gidiyor fes planları da. Sadece kahvaltıda mı alabiliyoruz? Kahvaltıda alabiliriz, akşam yemeğinde alabiliriz. Ara öğünlerde böyle tam buğdaylı artık çok fazla arttı. Çubuklar tüketebiliriz, evet, evet, yanında ayranla hani atıştırmalık, hı-hı, olarak. Önerilebilir. Tabii ki de yüksek yağ, yüksek kolesterol, hani belli şeylerde de bunu kısıtlamaya geçiyoruz, hı hı, bir tık. Ama tabii ki de kişinin elinden tamamıyla almıyoruz. Kalorili içecekler olarak da şu şekilde, bizim aslında bu diyeti yaptığımızda bir biyo yararlılık istiyoruz. Daha önce de bahsettim, insülin direncimizin düşmesi, hemoglobin A1C değerimizin düşmesi gibi. Biz bunları istiyorsak doğal olarak bu tarz yüksek kalorili içeceklerden de kaçınmamız gerekiyor. Hani içilebilir mi? İçeyen olabiliyor, evet, hani kaçamak yapan olabiliyor bu kısımlarda, ama biyo yararlılık açısından biz genel olarak süt ve süt ürünlerinden yapılmış olabilir, soğuk bir bitki çayı olabilir, şeker ilavesiz, tatlandırıcısız. Hani daha sağlıklı ve istenilen sonuca daha hızlı, daha güzel sonuçlara ulaşmış oluruz. Peki hocam, bu kıymetli bilgiler için gerçekten teşekkür ediyoruz. Eminim birçok seyircimiz de bu diyeti en kısa zamanda hem hatta bugün itibariyle uygulamaya, kesinlikle, başlayacaktır. Bunlardan biri de benim, deneyeceğim bunu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz diyet ve beslenme uzmanı Elif Sena Kesmen'di ve kendisi bize aralıklı oruç nedir, kimlere uygulanır, faydaları nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz. Bizden ayrılmayın.